YouTube gittikçe daha da acayip bir yer haline geliyor. Her geçen gün daha da büyük ve garip bir şey haline dönüşüyor bu YouTube. Misal şu iki güzide adam, Berkcan Güven ve Epo Uygaç. Dünyanın en büyük futbolcularından biriyle video çektiler. Oğlum inanabiliyor musunuz lan? Dünyanın en büyük topçularından biri bu iki adamla yan yana. Bu müthiş bir şey lan, aynı zamanda kıskanılacak da bir şey. Ben kesinlikle kıskanmadım. Kıskanmam da, kıskanmamalıyım da. Ama kıskandım. Çünkü bu aşılması çok zor bir bariyer. En azından sıradan YouTuber'lar için. Çünkü ben sevgili arkadaşlar sizleri farklı bir seviyeye götüreceğim. Çünkü ben İngiltere'de bir günlüğüne futbolcu gibi yaşadım. Ben, evet ben Arsenal'da top oynadım. Şaka değil lan, oynadım. Gerçekten oynadım. Bak sağ sol dedi hocamız. Sağ sol dedi, sağ sol görüyorum. İzlemiyorum ya. Keşfedilemeyeceğim beni. Yeteneğimi izle. Şimdi ne alaka diyeceksiniz, haklısınız da. Öncelikle sizleri olayın başına götüreyim. Nereden çıktı bu muhabbet daha iyi anlaşılsın. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Bundan birkaç ay önce sevgili Adidas bana bir çift krampon göndermişti. Ben de o kramponlarla beraber müthiş yeteneklerimi sergilemiş, bunu da size video aracılığıyla göstermiştim. Adidas'ın yetkilileri de yeteneklerimden etkilenmiş olacak ki bana yeni bir davette bulundular. Bu davetin konusu dünyada ilk kez gösterilecek olan bir krampondu. Yepyeni bir anlayışla dizayn edilen bir krampon. Adidas Predator'dı. Predator Mutator. İsme bak be, kafiyeli. Predator Mutator. 2020 yılına özel bayağı değişik kafada bir krampon hazırlamışlar. Üzerinde Demon Skin dedikleri tırtıklı bir yüzey var. Bu Demon Skin yüzeyiyle birlikte top kontrolünü, hassasiyetini, vuruş gücünüzü çok daha iyi ayarlayabileceğiniz bir krampon bu. Velhasıl bu kramponu ilk elden denemek için kalktım İngiltere'ye kadar gittim. Şu anda saat gece 1 falan olması lazım. Şu anda neredeyim bakın. We from above Ace Hotel London. Yani İngiltere'deyim. İngiltere demişken burayla alakalı turistik bilgiler de vereyim. Gezi videoları da seviliyor sonuçta. Bomboş video olmasın. Big Ben var işte İngiltere'de, bayağı meşhur. Tower of London var. Londra Kulesi, o da meşhur. Stonehenge var. Stonehenge mi? Stonehenge mi? Taşlar falan var bunun içinde de. Buckingham Palace var. Saray. Güzel bir saray. Yani eski bir şey. Güzel ama. Yeni saray gibi olmaz ama güzel. İngiltere turistik gezisi bitti. İngiltere'nin tarihinde yaptığımız bu derin ve anlamlı yolculuğun ardından kramponun olduğu alandayız. Burada bizi Adidas Predator serisinin tarihinde bir yolculuğa çıkardılar. İlk Predator krampon ne zaman yapılmış, ilk kim gol atmış bu kramponla, bu tarz şeyler işte. This is the first ever Predator. It was originally launched in 1994. Bu yolculuğun ardından da 2020 yılında gelecek Predator Mutator'ın ilk tanıtımını gördük. Ve işte o anda ilk kez kramponları görme şansına eriştik. Elliyorum da ürününüzü. Yalnız çok acayip bir hissiyatı var ya. Şu tırtıklı yüzeye baksana, dokundun mu sen üstüne? Dokundum, dokundum. Acayip tırtıklı. Yani bu hile yapmak gibi bir şey olmasın futbolda? Vay be, bayağı iyiymiş. Bu da eldiven. Aynen. Kaleci eldivenli olanı. Şöyle dokunsanıza. Baksana. Çok güzel ya. Bu normal hayatta al kullan yani. Gayet tatlı, şirin. İçine kağıt koymuşlar. Abi Eminönü esnafı mısınız ya? İçinde kağıt koymuşlar ya. Yok yok, koymamışlar. Şişsin diye yapmışlar. Güzelmiş. Şu dış yüzey çok güzel ama. Böyle birine çıkarıp tokat atsam mesela çok güzel dağılır. Tabii kramponları sadece görmek, ellemek, dokunmak yetmez. Ayağımıza geçirip test etmek, denemek de gerek. Bu yüzden de sıradaki durağımız İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal oldu. Emirates'e gidiyoruz dememi bekliyorsanız gitmiyoruz, o kadar değil. Arsenal'ın bir akademi kulübü var. İşte bu kulüpte genç yetiştirip basıyorlar. Bir nevi benim yaptığım şey gibi. FIFA kariyer gelecek. Biz de Arsenal Akademi Kulübü'nün antrenman tesislerine gidiyoruz. Sonuçta Arsenal bu. Akademi kulübü olsa da Arsenal yani. Boru değil. Bu arada gezi boyunca değerli spor yorumcusu Evren Göz'le de birlikteydik. İki Türk olarak elimizden geldiğince tekniğimizi konuşturmak için orada bulunduk. Arsenal Akademi Kulübü'ne gelince beraber soyunma odasına geçtik. Yani takım olarak geçtik. Sadece ikimiz değil, beraber. Komple takım halinde. Şu anda Arsenal'ın soyunma odasındayız. Evren Göz'le birlikte. Abi giyiniyor musun? Şimdi giyeceğim ama kapatalım. Mevki nedir? Ben çekerim abi yine. Kendi sıkıntı yok. Dünyanın dört tarafından gelen insanlarla beraber oturduk soyunma odasında, üstlerimizi değiştirdik ve ardından soyunma odasından çıkmak için heyecanlı bekleyişe girdik. Evren Bey, okey misiniz? Maça hazır mısınız? Şu an maça hazırız. Ülkemizin... temsil edeceğiz değil mi gururla? Gururu olacağız. Bir taktik tahtasına doğru sizler de hocam, nasıl bir taktikle oynayacağız acaba? Topun olduğu yer bizim için pozisyon. Tabii topun olduğu yer hocam.
Tehlikeli bölgede Bergkamp'ın adamı belli. Kötü bir yere konuşur. Ama desteğimi düşünmeksiz. Topu evet. Aldığımız zaman bam bam bam. Aynadınız. Peki ben nerede oynayayım? Şurada durayım mı hocam? Sen şurada dur sen. Şurada. Ben buradayım şu hocam. Şu çizgi senin. Tamam. Bu çizgi. Buradan yardırırım hocam. Buradan yardır. Git gel. Benim staminam zaten 5. Yani 20 üzerinden. Evet. Yok 100 üzerinden hocam. 100 üzerinden 5 benim staminam. Yani şu kadar gidebilirim hani. Çok şu. Gitme. Aynen. Mesela yarı saat geçti. Geri dön hemen. Hemen. Açıkçası işin bundan sonraki kısmı biraz sürpriz oldu. Arsenal'ın sahasında top oynayacağımızı biliyorduk. Eyvallah. Arsenal'ın koçlarını bizi çalıştıracağını da biliyorduk. Fakat bilmediğimiz şey bazı Arsenal futbolcularının da orada olacağıydı. Evren Göz soyunma odasının kapılarının kapalı olduğunu görünce galiba bize bir sürprizleri var dedi. Ben ise yok abi ne sürpriz ya uğraşmamışlardır bizim için dedim. Ama varmış. Uğraşmışlar. Ufak da olsa güzel bir sürpriz yapmışlar. Bakalım. Kapıları kapattılar. 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 Günün programındaki ana amacımız antrenman yapmaktı. Arsenal futbolcularının yaptığının benzeri antrenmanlar yapacaktık. Bunun için bizden 3 kişiden oluşan bir grup kurmamızı istediler. Biz zaten Evren Göz'le beraber hemen ikili bir takım haline geldik. Fakat bize bir üçüncü de lazımdı. O sırada hemen transferimizi yaptık. Evet, ben Plak. What's your name? You can call me... Juan. Okay, nice to meet you. Çin'den Van'ı getirdik. Artık üçlü olmuştuk. Adamın Çinli ismi herhalde söylenmesi zor bir şey olduğu için bana Van diyebilirsiniz diye geçiştirdi. Zaten çoğu Asyalı insanlar batıdaki insanlarla iş yaparlarken kendilerine bir İngilizce isim de seçiyorlar. Bu sayede iletişim kurmanın daha kolay olacağını düşünüyorlar. Birinci antrenman. İlk antrenmanımız pas ve şut üzerineydi. Amaç basit. Şu karşıda gördüğünüz büyük kaleleri unutun abi. Onların önünde yer alan 3 adet küçük kaleye bakın. Amacımız yaptığımız tekli paslaşmaların ardından şu 3 küçük kaleden birine gol atmak. Fakat önce o pas alışverişi yapılmalı. Ardından da tekte vurmalısınız. Birazdan ilk üçlü geliyor. Evet, birazdan. Bak sağ sol dedi hocamız. Sağ sol dedi, sağ sol görüyorum. İzliyor mu beni? İzlemiyor ya. Keşfedilemeyeceğim beni, izlemiyor mu? Abi izle, izle. Yeteneğimi izle. Haydi Deniz. İşte bu, işte bu. Gel şimdi. Müthiş bir ayak içi gol attık. Falso'nun dibine vurduk ama David Luiz kardeş görmedi. Gör beni David Luiz ya. Yoksa vallahi FIFA kariyerde seni transfer eder, yede yatar kariyerimi sonlandırırım. Beni gör. Yapmışlığım var çünkü bunu. Hadi bakalım. Oldu bizde. Luiz röportaj yapıyor şu anda. Yok sende değil. Hadi bakalım. Haydi Enif. Güzel, güzel olsun, güzel. Evet, maçtan sonra Enis'in düşünceleri şu trafo alalım şöyle. Hocam çok, neler söyleyeceksin? Çok uğraştık bunun için. Bunun için her çok uğraştık. Çok çabaladık ve gelmedi şampiyonluk. Davut Düz ve saçları da burada. İkinci antrenman. Sıradaki antrenmanda ise iki kişi içeride duruyor. Dışarıda duran diğer insanlarsa sırayla içeriye havadan top atıyor. Amaç havadan gelen topu yere indirmeden çöp kovalarının içerisine göndermek. Buradaki asıl olay iki kişinin havadan gelen topu güzel bir takım oyunuyla çöp kovasının içine sokması. Together, yes. Together. Yes. Bu arada yanımda topa vuran adam Arsenal'ın efsanelerinden Mertesacker. Boru değil yani Mertesacker diyorum bak. Gerçi benim vuracağım topu önümden alıp kendine vurunca bir ayar olmadım değil ha. Normalde sıra bendeydi, ben vuracaktım. Böyle benim kenara itti hafif bir el hareketiyle kendi vurdu. O benim sıramdı Mertesacker, ben vurmalıydım. Fakat 2 metre ve kaslı olduğun için sesimi çıkarmadım. Ama ayıp oldu yani. Bu arada şaka yapıyorum ha Mertesacker, kusura bakma şaka bu yani. Gerçi bu video Türkçe lan, izlese de anlamaz zaten. O zaman şaka yapmıyorum Mertesacker. Şaka değil bu, bozuldum. Sen yanlışsın, ben doğruyum Mertesacker. Hadi. Üçüncü antrenman. Bu antrenmanda şut ve pas antrenmanı. Fakat bu kez kalecili. Aslında burada da amaç çok basit. Sağ veya sol kanattan ceza sahası dışındaki topçuya topu çıkarıyoruz. Topa vuracak olan kişi de maksimum bir kere dokunarak kontrol ediyor ve ardından hızlı bir şekilde topa vuruyor. İstersen gelişine vur, istersen de tek dokunuşla topu kontrol et, ardından vur. Sana kalmış. İlk etapta ben sağ kanattan pası dışarıya açan oyuncu konumundaydım. Fakat şu ortadaki zımbırtıları merak etmiş olabilirsiniz. O zımbırtıların amacı pas atarken topu onlara çarptırmak. Neden diye soracaksın
şimdi? Mantıklı bir soru. Oraya çarptırıyoruz ki topun yönü değişiyor. Topun yönü değişiyor ki hücum oyuncusu ona göre kendini adapte etmek zorunda kalıyor. Yani hücum oyuncusu olası bir seken topa doğru vurmak için kendini çalıştırıyor aslında. Mantık bu. Evet, Enis'in ortası ceza sahasına. Alman arkadaşımız Hans vuruyor ve top ağlarda. Perfect. İşte Enis'in asisti. Okay. Quick. Daha hızlı istiyor ama sonuçta Evren Hocam benim asistimi anlatmış oldun yani. Yeterince pas verdik, sırada şut çekme faslı var. Artık hünerlerimizi gösterme zamanı. Gönderin gelsin. Haydi bakalım Enis. Haydi gücümüzü göster. Enis'in zayıf noktasını anladım hocam. Uuu. Haydi Enis. Güzel. Güzel olsun. Best vuruş ever. Olsun, bir şansım daha var. Bu pas banaydı bu arada. Evet, çoğu arkadaşın açtığı pas bana olan bir pastı. Güzel. Olsun, güzel. Gel. Koç attı, koç. Bak, koç attı. Evet. Tüm bu antrenman seansının ardından da ayaküstü 5 dakika bir maç yaptık. Ayaküstü maç mı? Zaten ayaküstü olan. Neyse. Maçta öyle aman aman bir şey olmadığı için gösterecek çok bir şeyim yok. Ben bu arada kaleciydim maçta. Ondan çok bir şey gösteremiyorum. Mutlu musunuz? En son ben geldim diye beni kaleye geçirdiler ya. Ses etmedim ama yani en son geldim diye de yapılmaz bu yani. Bir şeyle uğraşıyordum orada. Aslında güzel de bir kurtarış yaptım ama kamera maalesef o sırada kayıtlarda değildi. Çünkü... Adidas Predator Mutator'larla beraber yaptığımız bu güzel Arsenal deneyiminin ardından eve geldim ve hasta oldum. Grip. Topçu olmak zor işmiş. Bu arada da tekrardan teşekkür ediyorum. Beni böyle güzel bir etkinliğe götürdükleri için. Gerçekten kulüpte oynamak, Arsenal oyuncularla beraber bir şeyler yapmak, koçların etrafında olmak çok pozitif hissettirdi insana. Bayağı gerçekten içten insanlardı. Hani bizlerle orada eğlenmek için bulunuyorlardı. O keyfi hissettik yani. Çünkü bazen bu tarz etkinliklerde şey oluyor ya, hani adamın göreviymiş gibi oluyor, zorla orada duruyormuş gibi hissediyorsun ama oradaki tüm futbolcular da koçlar da çok sıcakkanlı davrandılar bize. Keza Adidas yetkilileri de bizim orada iyi vakit geçirmemiz için ellerinden geleni yaptılar. Gerçekten o açıdan ömrüm hayatımda yaşayabileceğim ender deneyimlerinden bir tanesiydi. Bu arada krampon hakikaten fantastik derecede enteresan bir krampon yani. Hani henüz elimde yok ama yakın zamanda umarım elime ulaşır. Burada da Türkiye'de de o kramponla belki halı sahalarda maç yapabilirim ama yüzeyindeki o tırtıklı hissiyat çok böyle ilginç bir hissiyattı yani. Zaten benim tekniğim biliyorsunuz genelde 10 üzerinden 9'dur. Hastalığım da bu arada atlatmak üzereyim. 2-3 gündür böyle biraz hastaydım. Ama şu aralar iyi hissetmeye başladım. O yüzden şimdiden geçmiş olsun dileklerinize. Buradan kocaman sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.